Evet, havayla ilgili günün ikinci çekimini Maremonte plajından yapacağım. Bugün dediğim gibi izinliyim ve kendimi dışarıya atıp her yerden bulduğum güzellikleri sizlerle paylaşacağım. Karşı taraf Merit Kristal. Merit'in adada ilk yaptığı otellerden bir tanesi. Yan taraftaki Merit Royal Platin. Burası Maremonte halk plajı. Şu güzelliğe bakın ya, gerçekten muhteşem bir güzellik. Dalgaların beyaz köpüğü möpüğü. Ya burası Maremonte Halk Plajı olarak geçiyor. Şimdi aşağıya inip biraz daha yakından çekelim. Evet, burası Maremonte Halk Plajı'nın kafeteryası. Şurası daha iyi kullanılabilir. Tabii bakirliği seviyoruz. Bakirlik güzel bir şey lazım ama ya kışın da buranın böyle atıl durumda olması bence hiç de güzel bir fikir değil yani. Şurası kullanılabilir. Çok güzel bir restoran olur, bir şey olur. Yani bu plajı sadece yazın kullanıma açıp da kışın böyle kapalı tutmak bence akla ziyan kararlar bunlar. Evet, dediğim gibi karşı taraf Merit Royal ve Merit Kristal. Şöyle biraz daha uç tarafa doğru gidelim. Biraz daha şöyle dalgaların sesini hep beraber biraz dinleyelim, size de dinleteyim. Şuraya bakın ya, denizde bütünleşmiş durumda yani. Şurayı inanın bana yaz kış kullanabiliriz aslında ya. Yaz kış kullanımı açılabilir. Şu güzellikten bizleri mahrum bırakmamaları lazım. Umarım Alsancak Belediyesi bunu duyar da şuraya bir şekilde, yani bir şirkete kiraya mı verir, bir şey mi yapar? Gerçekten çok güzel bir yer burası. Meritlere gelenler zaten buraları biliyordur ama bu tarafa gelmemişlerdir en azından. Ama burası mesela bence denizde daha bir iç içe gibi. Güzel bir de koyu var. Yeşiller bütünleşmiş durumda. Havamızda bu şekilde. Bulutlar yavaş yavaş geliyor. Haliyle Türkiye'de de mevsim belli. Bu arada Gemlik merkezli depremde çok canımız sıkıldı. Allah ülkemizi, milletimizi korusun. Ya Allah korusun diyoruz ama yani bunun Allah'la bir işi yok yani. Bizimkilerin kesinlikle teknoloji, bilim bunu ön planında tutup ona göre yapılaşmalar yapmak lazım. Biraz önce NTV'de Profesör Doktor, şu an soy ismini hatırlıyorum, Fatal açıklama yapıyor. Gayet de güzel bir açıklamaydı. Orada diyor ki ülkemizin yapı stoğu belli. Yani diyor ki açıkçası bizler hırsızız. Hırsız olduğumuz için de yapı stoklarından çok çaldık. O yüzden 5,1 normalde öldürmez ancak bizim yapı stoğumuz belli olduğu için ne olacağı belli olmaz. Yani Allah'ım bizi bu cahillerden korusun. Gerçekten bu çalanlardan, çırpanlardan korusun. İnşallah medeni seviyelere tekrar ulaşırız. Yani Yüce Yaradanımıza hak ettiği değeri gerçekten veririz. Yapmacık hareketlerle değil de gerçekten içten gelerek Yaradan'ın ne kadar büyük olduğunun farkına varırız. Yani göstermelik hareketlerle yani bir şeyler yapmaya çalışmayız. Bir daha da inşallah ülkemiz bu tür felaketlere maruz kalmaz. Sonuçta deprem ülkesi 7'de olacak. 7,5 şiddetinde depremler de olacak. Hepimiz bunun farkındayız.
Şu yakamıza bakın ya, deniz, güneşin denize vurduğu pıhtıya bakın, harika. Evet, burası Maremonte plajı. Meritroel'in arkası. Bir dahaki çekimde artık nerede buluşuruz bilmiyorum ama sizlerle birlikte olmak çok keyifli. Umarım bu güzellikleri benimle birlikte yaşamışsınızdır. Herkese hayırlı bir gün olmasını diliyorum.